Herkese merhaba. Bugün Excel'de birkaç ipucundan bahsedeceğim. Oldukça pratik ve faydalı. İsterseniz başlayalım. İlk özelliğimiz Excel'de bazı metin kutusu şunun gibi. Metin içeren metin kutuları oluyor. Şekiller oluyor, resimler oluyor. Bunları raporlamalarda veya kendimiz çalıştığımız dosyalarda bazen görmek istemeyebiliyoruz. Çünkü fazlalık yapabiliyor. Bunları pratik bir şekilde gösterebiliyoruz ya da gizleyebiliyoruz. Nasıl yapıldığını hemen bakalım. Hemen giriş bölümünde bul ve seçe geliyoruz. Burada en altta seçim bölmesi var. Seçim bölmesini tıklıyoruz. Bakın burada 4 tane 4 satır bir şey çıktı. Bu şekillerin isimleri çıktı. Burada tümünü göster diyebiliriz, tümünü gizle diyebiliriz. Şimdi tümünü gizle diyelim. Bakın, o sayfadaki bütün metin kutuları, şekiller, resimler hepsi gizlendi. İstersek bir tanesini gösterebiliriz. İstediğimiz kadarını gösterebiliriz. Mesela bu görünsün, şunlar görünmesin şeklinde. Mesela bu görünmesin, metin kutusu görünsün sadece. Bunlar yine var. Mesela gizlediğimiz zaman, bakın üstüne geldiğimiz zaman hiçbir şekilde görünmüyor. Bunlar. Yani bunları tekrar görünür hale getirmek için yine aynı şekilde bul ve seçim bölmesi şu şekilde görünür hale getirebiliyoruz bunları. Oldukça güzel bir özellik. İkinci ipucumuza geçelim. Otomatik olarak yüzde herhangi bir tablomuzdaki yüzde toplamları aldırmak. Bunu tabii ki formülle de yapabiliriz. Yani şöyle işte bölü önce şuraya bir toplam alalım. Kontrol M kısa yolu tablolarda otomatik toplam almanın kısa yoludur. Onu da göstermiş olayım. Şimdi burada bu satışların toplam içindeki yüzdelerini bulalım. Formülle bulalım önce. Eşittir. B2 bölü B13. Burasını sabitlememiz lazım. Formülü aşağı çekince sabit kalması için. F4'e bir kere bastım. Ve Enter'a bastım. Bunu da aşağı çektiğimiz zaman şimdi de Ctrl M ile toplamını aldığımız zaman görüyorsunuz yüzdesine buldum. Bunu da şöyle yüzdeye çevirelim. Evet. Bu şekilde uğraşmak yerine şimdi bunu siliyorum. Yüzdesini almak istediğimiz verileri seçiyoruz. Bakın seçtiğimiz zaman şurada sağ altta bir tane hızlı çözümleme araç kutusu oluşuyor. Buna tıklıyoruz. Burada toplamlar diye bir bölüm var. Toplamlara geliyoruz. Ve sağ tarafa gittiğimiz zaman yüzde toplam diye bir bölüm var. Buraya tıkladığımız zaman bakın demin formülle yaptığımız toplamları şimdi otomatik olarak yaptık. Şimdi şöyle topladığımız zaman kontrol M ile yine toplamının yüze eşit olduğunu görüyoruz. Oldukça pratik. Yani geniş tablolarda çalışırken daha faydasını görürsünüz. Son ipucumuza gelelim. Şimdi tablolarımızda bazen böyle geniş çok verinin olduğu tablolarda sıfırlar çok olabiliyor. O yüzden şimdi sıfırları nasıl gizleyebiliriz? Onu göstereyim önce. Öncelikle şu yüce biçimden direkt genel çevirelim. Eski haline. Daha doğrusu şöyle seçelim hepsini. İki yöntem var. İkisini de göstereceğim. Evet. Şimdi göründüğü gibi bu tabloda sıfır olan hücreler var. Yani bunları sadeleştirmek için göstermek istemiyorum. Şimdi birinci yöntem
tablomuzdaki verilerin hepsini seçiyoruz. Hepsini seçtik. Yani mouse'ta da seçebilirsiniz. Ben genelde Ctrl Shift sağ ok ve Ctrl Shift aşağı okla daha klavyeden pratik bir yolla seçebiliyorum. Şimdi sağ klik hücre biçimlendir. Genel, pardon, isteğe uyarlanmış. Buradaki genel siliyorum. Şimdi buraya şurada görünen ifadeyi yazacağız. Hashtag işareti nokta 3.0 virgül 2.0 nokta virgül. Aynı şekilde bu sefer eksi yine hashtag nokta 3.0 virgül 0.0 nokta virgül. Niye eksi? Yani eksi bir şey varsa onu da sıfır olarak algılasın, onu da gizlesin dedik ve tamam dedik. Bakın tablonuzdaki bütün ondalık dahil sıfırları bu şekilde gizleyebiliyoruz. Bir yöntemi daha var, onu da göstereyim. Şöyle geri alalım. Yine tablomuzdaki tüm sayı içeren verileri seçiyoruz. Menüden dosya, diğer seçenekler, gelişmiş dediğimiz zaman burada aşağı doğru gittiğimiz zaman bu çalışma sayfası için görüntüleme seçenekleri var bakın. Ve burada şurada bir seçenek var. Değeri sıfır olan hücrelerde sıfır göster diye bir seçenek. Şöyle biraz sağa doğru alayım. Bakın bu seçenek varsayılan olarak işaretli geliyor. Şimdi tablomuzdaki sayı içeren verileri seçtiğimiz zaman ve bu işareti kaldırdığımız zaman ve tamam dedikten sonra bakın tablomuzdaki bütün sıfırlar yok oldu. Yani daha sade bir görünüm elde edebilmek için tablolarda oldukça güzel bir özellik. Bugünkü video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz için.